FPS oyunlarıyla çok fazla aram yok. Türün oyunlarına karşı olmayıp elimden geldiğince şans vermeye çalışıyorum ama bugün bahsedeceğimiz Atomic Heart'ta beklenenden farklı bir şey yaşandı. Ben çoğuna nazaran bu oyunu daha çok sevdim. Oyunun bir başyapıt olduğunu ya da 2023 yılının en iyilerinden olduğunu düşünmüyorum ama ne bileyim yani fena değildi bence. Bol eksisi ve artısıyla birlikte Atomic Heart incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Atomic Heart yıllar önce duyurulmuş ve uzun bir geliştirme süreci sonrasında 21 Şubat tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Ama o kadar garip ki çıkışının üzerinden daha 3 hafta bile geçmemişken tamamen gündemden düşmüş ve unutulmuş bir oyun haline geldi. Üstüne üstlük oyun Game Pass ile de ilk günden bedava olarak da sunulmuştu. Gerçekten yılbaşında bu kadar merakla ve heyecanla beklenen bir oyun nasıl oldu da bu kadar çabuk söndü anlamak zor. Gerçi daha oyunu oynamaya başlamadan üst üste gelen devasa güncellemeler sizi oyundan soğutmaya yetmişti, doğru. Oyun yayınlandıktan sonra o kadar sık ve o kadar büyük güncellemeler geldi ki gerçekten bilgisayarı açıp oyuna girmek imkansız hale gelmişti. Mutlaka bir 15-20 dakika güncellemelerin bitmesini bekliyordunuz. Buna rağmen oyun halen bug yuvası halinde kaldı. Her ne kadar optimizasyon konusunda harika bir iş çıkarsalar da oyunda yaşanan bugların çoğu ilerlemenizi etki eden oyun kıran hatalardı. Bu hatalarda ister istemez oyuncuların tecrübelerini bir aile negatif etkiledi ve sonuç olarak oyuna yapılan oyunlar bir aile negatife döndü. Biz bunlar dışında kalan kısımlarına klasik inceleme formatımızla bakalım durumlar neymiş. İlk olarak hikayeden başlarsak oyunun geçtiği dünya Sovyetler Birliği'nin dünya devi olduğu, teknolojiye boyut atlattığı ve robot üretimiyle çağın ötesinde geçtiği bir dünya. Başa Stalin yerine Troçki geçti diye bir duyum aldık ama yani bilemem. Ana karakterimiz 2. Dünya Savaşı'na yer almış bir asker. Kutlamalar eşliğinde başlayan oyunun bir aile uzun giriş sekansının ardından ise bilinçli şekilde robotların kodları değiştiriliyor ve bu robotlar insanlara saldırmaya başlıyor. Biz de bu saldırının arkasındaki sorumluyu bulmak ve eski düzeni yerine getirmek için maceraya çıkıyoruz. Temel şekilde Atomic Heart'ın hikayesi bundan ibaret. İçerisinde daha farklı olaylar da oluyor ancak ben tahmin olarak oyunun 4. saati gibi tamamen hikayeden koptum. Son dönemde çıkan büyük oyunlar bana kendimi sorgulatıyorlar resmen. Hepsinin hikayesi ilgimi çekmekten çok uzak ve sırf oyunu oynamak için katlandığım şeyler oldu. Atomic Heart da bana göre aralarındaki en zayıflardan birisi. Neredeyse ilgi çekici hiçbir şey yok hikayede. Başlangıç evreni güzel olsa da o kadar basit şekilde artık bıkmaya başladığımız robotların kontrolden çıkma temasına geçiliyor ki güzel hiçbir yanı kalmıyor hikayenin. Keza ana karakterimiz de ilgi çekici olmaktan uzak bir karakter. Oyunda hikaye ve diyalog anlamında ilgi çekici olan tek şey ana karakterimiz P3 ile yapay zekaya sahip olan eldiveni arasında geçenlerdi. Çoğunlukla son derece kafa açan geyik muhabbetler döndü ve onları takip etmek kötü değildi. Bunun dışında hikaye kısmı tamamen boş desem yalan olmaz. Oyunu ayakta tutan nokta olan oynanışa baktığımızda ise ortada bir başarı olduğunu söylemezsem olmaz. Atomic Heart inanılmaz bir seviyede olmasa da güzel bir oynanışa sahip. Combat ve parkur olmak üzere iki farklı alandan oluşuyor oynanış. Daha az yer kaplayan parkur kısımları maalesef son derece sıkıcı ve insana amelelik yaparmış gibi hissettiriyor. Özellikle düşüp baştan başlamanız gerekirse iyice nefret unsuru haline geliyor. Combat kısmı ise çok daha iyi. Bu başlık yakın dövüş ve menzilli silah kullanımı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ben yakın dövüşe alışmakta zorlandım başlangıçta. Düşmanların da çok anlık refleksler ile hareket etmesi ve kötü yapay zekalarından dolayı ne yapacaklarını tahmin etmenin zorlaşması yakın dövüş silahlarını mecbur kalmadıkça hiç kullanmamama sebep oldu. Ama uzuv koparma kısımları çok tatminciydi, hakkını vermek gerek. Menzilli silahlarda ise gerek silahların verdiği hislerin farkı, gerekse vuruş hissinin başarılı oluşu bana yetti. Sonlara doğru daha çok silah olmasını istedim ama bu konuyu çok büyük bir eksi olarak görmüyorum. Oyun size ne tam olarak mermi saydırıyor ne de hunharca mermi sıkmanıza izin veriyor. En azından ben iki hisse de tam olarak yaşayamadım. Genelde hep arada kalmış şekilde kullandım silahlarımı. Mermi elde etmenin en kolay yolu etraftan toparladığınız materyallerle craftlamak. Zaten oyundaki silahları da craftlayarak kullanabiliyorsunuz. Bu noktada oyun bu sistemi kullanmayı daha ön plana çıkarmak için böyle bir yöntem kullanmış ve bence mantıklı olmuş. Sistem zaten çok karışık değil, o yüzden kullanması da rahat. Ha, kullanması rahat olmayan bir şey var ki o da karakter geliştirme kısımları. Oyun yeni yetenekler açıp bunların arasından seçerek kullanmamızı istiyor ama o ekran o kadar karışık ve kaotik ki oyunun içinde bulunan küçük bulmacalardan daha zor yetenek ekranını çözmek. Bu yeteneklerin hakkını yemeyeyim, oynanış konusunda oyuna artı yönde etkisi var ama dediğim gibi kullanmaya başlayana kadar bayağı bir terliyorsunuz. Oyunun bir başka önemli başlığı ise tasarımda yapılan tercihler. Atomic Heart iki ana kısımdan oluşuyor diyebiliriz.
İlki kapalı alanlarda lineer şekilde ilerlediğimiz kısımlar, diğeri ise açık alanlarda tam olmasa da açık dünyaymışçasına takıldığımız kısımlar. Bunlardan ilki yani kapalı alanlar bence çok başarılı. Atmosfer gayet iyi veriliyor ve ortamlar bir hayli gergin. Müzikler ile de bunu destekliyor tabii ki. Burada yapılacak en büyük eleştiri motivasyon anlamında oyunun size eli boş bırakması. Atomic Heart biraz sakız gibi uzayan oyunlardan. Güzel bölümler oluşturulmuş ancak bunlar genel hikayeye oturtulamamış. Mesela bir kısımda kilitli bir kapıyı açmak için oyun bizden 4 tane kapsül bulmamızı istiyor. Bu kapsülleri bulmak için oynadığımız kısımlar gayet güzeller ve oynamaktan keyif alıyorsunuz ancak ana amacınız kapsül bulmak. Bu kısımları daha organik şekilde oyunun ilerleyişine ekleyebilseler çok daha iyi olurdu. Yine de ben bu kapalı alanlarda geçen kısımları gayet beğendim. Ama işte konu açık alanlara gelince bir rahatsızlık başlıyor bende. Bunun birinci sebebi bu kısımların çok amaçsız olması. Açık alanlar ağzına kadar düşmanlarla dolu ve yapabileceğiniz sadece iki şey var. İlki haritaya yerleştirilmiş 8 tane tesis ve bunlar oyundaki yan içerik unsuru oluyorlar. Onların dışında haritada başka hiçbir etkinlik yok. Sadece düşmanlarla dolu yolları geçip hedefinize ulaşmanız gerekiyor. Ve bu durum tek kelimeyle sıkıcı. Bu kısımlar olmasa ve oyun tamamen düz ilerleyen bir oyun olsaymış, oyun süresi dışında hiçbir şeyi kaybetmezlermişti. Üstüne üstlük oyun size sadece kayıt noktalarında save alma izni verdiği ve açık alanlarda herhangi bir save noktası olmadığından dolayı eğer ölürseniz ta alanın başından başlıyorsunuz. Düşünün açık alana çıkmış, dikkatli şekilde ilerliyor, düşmanlarınızı yeri geldiğinde gizlilikle, yeri geldiğinde sert geçen çatışmalarla yeniyor ve etrafı keşfetmeye çalışıyorsunuz. Aradan yarım saat geçmiş ve öldünüz. Hem açık alanlarda ekstra hiçbir şey olmadığı için bir keşif yapamadınız, hem de save alamadığınız için yarım saat önceye dönmek zorunda kaldınız. Başlarım böyle oyuna deyip bir an evvel hedefe varmaya çalışmaz mısınız? Bu da sonuç olarak sıkıcı olmaz mı? İşte oyunun en büyük sorunlarından birisi bence bu. Bir de düşman çeşitliliği o kadar az ki sürekli aynı düşmanlar geliyor üstünüze. Tüm bunlar birleşince de ortaya kötü bir tasarım çıkıyor bana göre. Ama boss fightler güzel atlamadan söyleyeyim. Kendine has ve eğlenceli bosslar yapmayı başarmışlar. Son olarak oyunun görselliğinden bahsedersem ilk oyuna girdiğinizdeki açılış kısmında o kadar güzel bir görsellik var ki oha dedirtiyor gerçekten. Gördüğüm en iyi manzaralardan biriydi oyunlardaki. Sonrasında tahmin edebileceğiniz gibi o güzellik kalmıyor ama yine de oyun görsel anlamda başarılı. Özellikle kapalı alanlarda ışıklandırmayla birlikte grafikler istenen atmosferi vermeyi başarıyor. Bu konuda herhangi bir sorun olduğunu söyleyemeyiz. Keza optimizasyonun da başarılı olduğunu söylemiştim. Bu yönleriyle eleştirilecek bir noktası yok oyunun. Ve bu sözlerle de yavaştan incelemenin sonuna gelirsek, Atomic Heart için ortalamanın biraz üstü bir oyun diyebilirim. Eğer Game Pass sahibi ve FPS oyunlarına ilgi duyan biriyseniz bakmanızı tavsiye ederim. Ama genele baktığımızda listelerinizin başında durması gereken bir oyun değil. Bakalım belki ilerleyen yıllarda bu firmadan daha başarılı işler görebiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Esen kalın efendim.